Herkes selamlar, Mortal Kombat Mobile'in yeni bir bölümündeyiz ve yeni güncelleme gelmiş. Normalde bu videoyu dün atmam gerekiyordu ama bir önceki videoda Sean Mazlum'la çağırdım ben onun anasını satayım. Kulaklık bozuluyor demiştim ya, kulaklığın o bağlantı kablosu bozuldu, o yüzden tip C'den tip C'ye kablo aradım. Bayağı bir yordu o da. O yüzden gecikti video. Neyse, boş yapmayalım şimdi. Yeni güncellememiz gelmiş. Joker oyuna eklenmedi daha anladığım kadarıyla. Çünkü paketini falan da eklememişler. Burada herhangi bir Twisted Tower pek diyor da burada sanıyorum Joker'i alamayacağız daha. Joker paketini verdiklerini sanmıyorum. Aynen, sadece bunlar Tower paketleri. Ekstra da bir şey yok şimdilik. Benim ruhum birazcık az. Umarım bunu şey yapabiliriz, yeterli olabiliriz ama bir sıkıntı çıkmaz diye umut ediyorum. Çıkarsa da yapacak bir şey yok artık. Paketleri de açmadım, günlükleri. Şurada bir değişikliğimiz var. Güncellemede bu kısımda değişiklik yapmışlar. Bence bok gibi olmuş bu arada burası. Yani benim pek hoşuma gitmedi. Çünkü yani claim all diyerek yapmanız güzel değil, bilmiyorum ya. Yani hepsini toplamak, yani tıklayarak toplama olayı benim hoşuma giden bir şey değil abi. Otomatikman versin yani. Ben yaptıkça versin. Hoş olduğunu düşünmüyorum buranın. Ama sistemde birazcık değişiklik olmuş. Bu da tatlı tabii ki. Bunlar boş. Mortal Kombat 11 konsol kodunu falan giriyorsun, bilmem ne. Orası tabii ki olmuyor. Bir saniye, hemen geliyorum. Heh, tamam, geldim. Öksüresim geldi ya. O yüzden şey yapmak istemedim. Videonun içinde de öküz gibi öksürmek istemedim. Şimdi kulemiz burada. Daha hiç giriş yapmadım. Şimdiden geç başladık bile kuleye, anasını satayım. Kule her zamanki gibi... Aa, Lizard Baraka bak. Hemen getirmişler, anasını satayım. Bok gibi zamanlarda geldi gene kule. Çünkü bayram yakınına kattıkları için kuleyi. Ben bu arada şöyle yine takımımı oluşturacağım. Hatta buraya Kotul Kağan'ı da katabiliriz. Bak, ben şöyle de yapabiliriz. Hani Kenshi yerine, ama Kenshi şu an daha iyi olacaktır Kotul Kağan'dan. Şöyle bir yapalım. Şöyle yapalım. Tamam. Kule ekipmanlarını şu anlık değiştirmeyeceğim. Çıktıkça ekleyeceğim üstüne. Çünkü zaten çok güçsüz olacaklar. Kulede Lizard Baraka'yı büyük ihtimalle bol bol göreceğiz. Joker'in çıkma ihtimalini kattılar mı orasını bilmiyorum ama... umarım katmışlardır yani 200. savaşın sonunda. Joker ihtimali varsa küçücük bir ihtimal bile insanları umutlandırmaya yeterli olur. Güzel olur en azından, yani öyle düşünüyorum. 15 savaşımızı bir yapalım bakalım. Günlük savaşlarımı da ben yapacağım bol bol elimden geldiği kadarıyla. Şimdi kankacığım, ama şöyle bir şey var. İşte büyük ihtimalle 200. savaş yetişmiyor. Çünkü ben ayın 1'inde ya da 2'sinde Adana'da olacağım ve 10-15 gün falan Adana'da kalacağım yani. Stok video çıkartabileceğimi sanmıyorum. Mortal Kombat için en azından çıkarmak çok zor olacak. Belki yan kanal için, Emre Tardere için olabilir ama Mortal Kombat için zor görünüyor. Hazır video isteyen bir şey çünkü. Yani güncel video isteyen bir oyun Mortal Kombat Mobile. O yüzden sıkıntı oluyor birazcık. Bakalım ya. Umarım bir şeyler yapabilirim de. Güzel de olur eğer yapabilirsem. Bir tane beleş açtırtıyor, aynen. Bunu zaten çoğunlukla yapıyor. Bir gün 23 saat boyunca bunu açabiliyoruz. İçinden ufak ufak şeyler veriyordu. Kule ekipmanları, bunları da hemen şeyimize ekleriz. Bir tane vermiş hatta. Güzel. %3 güç alma ihtimali varmış birinci yeteneğimizi kullandığımızda. Bunu Kano'ya kullandırtırız bol bol ama şimdilik Kenshi'ye takacağım. Kenshi çünkü şu an ana hasarımız. En azından onda kalsın. Bir miktar hasar çıkartalım abi rahat rahat. Yeni ekipmanlardan şöyle bir verirsen kankacım çok tatlı olur. Tamam, şöyle bir yüzük olarak sonuncuya mı ekleyelim? Şuraya ekleyelim ya. Aynen, buraya ekleyelim bakalım şimdilik. Gerisinde bakarız duruma göre, hallederiz. Dur, ikinci savaşımıza bir girelim. Zaten 15 savaş ruhum sıkıntı çıkartacak büyük ihtimalle bu arada. Ben genelde şey yapmıyordum da. Geçen pek açtıktan sonra dedim bu hesapla da şey yapayım dedim. Hani pek açtığımız videodan sonra. Bunda da açtım Elite Outlaw Pack'te. Bir tane galiba Scorpion mu çıkardım? Öyle bir şey çıkardım. Ya da Sub-Zero, hatırlamıyorum. Bir tane Diamond aldım. 2000 ruh falan vardı. Bir Diamond geldi oradan. İyi yani. Vallahi güzel aslına bakarsanız. Çok tatlı. Direkt tekliyoruz zaten. Burada şey yapacak bir şey yok. Kulenin ilerleyen kısımlarını bakalım. 10. savaşta boss gelecek mi, orasını bir görelim. Bunun hard kısmında büyük ihtimalle ilerleyen günlerde ekleyeceklerdir. O yüzden bu kuleyi hızlı hızlı dönmek şu an çok çok önem taşıyacak. Bakalım. Furkan'la da ben hala irtibat halindeyim. Çekiliş için falan yine şey yapacağız. Çekiliş bu arada devam ediyor. Pazar günü yaptığım çekilişe katılabilirsiniz. 4 gündür falan video yüklemedim ben. Bütler geliyor. Bütlere çalışıyorum. O yüzden yine sınavlarım var. Bol bol sınavım olduğu için de birazcık şey oldu. Ama kurban dönüşünde muhtemelen mükemmel olacak. Hani tamamen YouTube'a zaman ayırabileceğim. O yüzden çok rahatlayacak kafa. Ve sürekli video çıkartabileceğimi düşünüyorum bir aksilik olmazsa. Yani Temmuz'un 15'i gibi falan seri seri video eklemeye başlarım tahminimce. Ekim'e kadar böyle devam eder gibime geliyor. İnşallah, bakalım.
Blokta kalacağım ama kıracak bloğumu. Aynen. Johnny Cage'in olayı bu zaten. Stunt double'ın. Al kankacım. Yani hasar yönünden bir şey değiliz. Eksik değiliz şu an. Çünkü kule çok kolay. Herkes yapabilir bu arada bunu. Bilginiz olsun. Bayağı bir kısmına gelebilirsiniz yani. Ortalama bir hesapla bile 100. Kısımları falan çok rahat bir şekilde geçiyorsunuz. Bilginiz olsun. Orta üst hesaplarda 2. savaşlara kadar gidebiliyor ama bilmiyorum 2. savaş şimdi ne kadar şey olacak. Çıkan yani şansınıza göre de değişiyor. Ekipmanın çıkmasıyla da alakalı tabii ki. Bol bol ekipman düşerse daha rahat bitirirsiniz kuleyi. Ama ekipman düşmezse yapacak çok bir şey yok. İşte o şeyli klasik Sonya Blade'li bir takım var. Eğer onu gösterebilecek imkanım olursa hala şu an onu ayarlamaya çalışıyorum. Furkan'la konuşuyorum bunun için. Hesap ayarlayabilirse 3 tane 10. erim altın karakter gerekiyor onun için. 3'ü de full olmuş. Ve belli ekipmanlar gerekiyor. Onları yapabilirse eğer çok daha rahat bir şekilde ilerleyeceğiz kulelerde. Hard Tower'larda falan da hatta 2. savaşa gelmeye başlayabiliriz. Umarım. Normal Tower'da şu an galiba bir tek sadece şeyi bitirdim ben. 2. savaş olarak. Dark Queen's Tower'ı bitirdim. Diğerini bitiremedim. Bok gibi zamanlarda geldiği için kuleler sıkıntı oluyor hep anasını satayım. Hep coins veriyor bu arada ya. Vallahi keşke şey verse. Yani ruh falan verse da ekipman versin, ruh da vermesin ha. Ben ekipman istiyorum, ruh değil. Daha güzel olur ekipman benim için. Klasik Jade falan gelmiş. Tamam, devam edelim. Günlük 30 savaş yapabiliyorsunuz. Bilginiz olsun. Lan boğazımla ne kadar gıcıklandı anasını satayım. Hiç de sevmem video ortasında şöyle yapmayı ama konuşurken sürekli bir darlıyor. Hayvan gibi uzun süredir açtım. Büyük ihtimalle ondan dolayı boğazım kurudu. Yani su da içmiyordum aç olduğum için. Yemek yiyip videoya girdim. Öküz gibi enerjisizdim çünkü. Saat şu an 9.40. Ben 4'te uyandım. Sabah 4'te bu arada. Ve 6 saattir öküz gibi açtım abi. Yani herhangi bir açık bir yerde olmadığı için ekmek alabileceğim bir yerde yoktu. Yani marketler falan da 9'da açılıyor ya. O yüzden aç kaldım şey gibi. Manyak gibi. Öldü anasını satayım ya. Kanka bir ekipman 10. savaşta galiba veya 6. ya 5. savaştan sonra da olabilir. Bir bakalım. Şu an 100 ruh harcayacağız. Şeye 2 savaş geçmeye. 5. aynen buraya geçmeye. 50 harcayacağız. Sonra bir 50 daha harcayacağız. Bitecek zaten. Günlük 200 ruh vererek 30 savaş yapabiliyorsunuz. Bilginiz olsun. Bu yüzden ruh biriktirmek çok çok önem taşıyor. Yani ruhunuzu paketlere güzel paket olmadığı sürece gömmeyin ya da indirimli paket olmadığı sürece normal paketlerden açmanızı ben çok tavsiye etmiyorum. Zenginseniz ancak işinize gelir. Zengin değilseniz açmayın abi. Yani benim öyle paketleri falan açtığıma bakmayın. Hesap benim değil. Furkan'dan geldiği için ben acımıyorum. Yani acımam gerekmiyor zaten. Amaç o zaten hani video ortasında gösterebilmek neler çıktığını size. Ki siz de yatırımınızı ona göre yapın diye. Yani o yüzden vermedi bu arada 6. savaşta 5. savaştan sonra ben vermesini bekliyordum ekipmanla vermedi. Yani ekipman umarım çok düşer az düşerse sıkıntı ya vallahi sıkıntı hocam. Güzel bir şeyler olmasını bekliyoruz ya hadi dayolu. Furkan bu arada bir bayağı bir söylendi anasını satayım şeye ya. Bu kanal diyor 400'e kadar çıktı diyor ondan sonra bir anda diyor 250'ye kadar düştü. YouTube galiba şey yapmış üst üste abone olunca silmiş anladığım kadarıyla. Onu bazen yapıyor ya YouTube. Bende de mesela 18.300'e falan dayanmıştı neredeyse. Bir anda 18.100'e geri düştü. Çekiliş günlerinde falan öyle oluyor. Hani üst üste abone gelince YouTube bot sanıyor. Siliyor arada öyle yapıyordu. Onu ben ilk başta şeyde çok üzülmüştüm ya. 1000 abone olmaya çalışıyordum. Kaç sene önce bilmiyorum ama. Yan hesaplarımla falan abone oluyordum böyle sürekli hesap açıp. İşte annemin telefonundan 10 hesap açıyorum. Babamın telefonundan 10 hesap, günlük 10 hesap açıyorum. Abone ediyorum falan. Günlük 100 abone getiriyorum kanala. Ertesi gün bok gibi ekipman verdi bu arada. Ertesi gün işte getirdiğim 100 abone ile birlikte 150 abone siliyor YouTube. 2 gün böyle olunca bıraktım abi. 2 günde 100 abone zararda çıktım bir de ondan sonra. Sıkıntı olmuştu. Sonrasında geri veriyor ama. Bot hesap olmadan anlayınca geri yüklüyor onları. O zamana kadar sıkıntı tabii ki. Bot hesapları da engellemesi güzel bir şey YouTube'un. Öbür türlü önüne gelen bu sefer şey yapacak anasını satayım. Parası olan yani şey yapacak. Zengin olacak. Reklam basarak falan bu arada şey yapamıyorsunuz YouTube'da ya. Furkan o hesaplara şeye reklam basmış YouTube hesabına. O gösterdiğim 3 tane hesap vardı ya size. Reklam basmış. 6 abone vardı 3'e düştü diyor. Olanları da kaybetmiş anasını satayım. Yani reklamla çok bir yere varamıyorsunuz. Ancak böyle hayvani derecede iyi içerik çıkarıyorsanız yani hayvani derecenin iyiden kastım ne?
çok fazla para harcıyorsanız böyle içeriklerde, işte ne bileyim göz doyuracak şeyler yapıyorsanız öyle abone toplarsınız. Öbür türlü çok zor kaybedersiniz yani. YouTube kitlesi her yerde aynı değil. Bazı yerlerde çok kötü olduğu için. Ne anlatıyorum ben bu arada? 2500 coins geldi. Bok gibi geldi ya. Vallahi bilmiyorum hocam. Hoş gelmiyor. Yani kötü. Eğlenceli değil sanki şu an ha. Oyuncum. Biraz ekipman ver ya. Vallahi ekipman ver kanka. İkinci savaşa gelemeyiz biz böyle yaparsan. Vallahi gelemeyiz. Şu an rahat geçtiğimize bakmayın. 150'lerden sonra falan bunlar bizi osurtacak. Bayağı bir osurtacak. Hard tower zaten 60'tan sonra falan otomatik savaş artık yenememeye başlıyor. Ben şu an otomatik savaşta götürürüm 100'e kadar tahminimce. 100'den sonra elime şey yaparım, kendim savaşırım. Öyle yapacağız yani. Bakalım. Şöyle bir vurmaya devam kankacığım. Biraz Kayn öyle oynayalım hadi. Azıcık değişiklik olsun. Tamam kanka, en iyi sensin. Ya oğlum bak, vurdurtmuyorum bana, söveceğim şimdi sana ha. Vallahi bak, araya giriyor, bölüyor bir de şeyimi. Şuna bak. Bak ya, şerefsizleri görüyor musun? Ekstra bir değişiklik bu arada çok da yok. Yani oyunda böyle aşırı bir değişiklik yapmamışlar. Günlük görevlerde birazcık değişiklik olmuş. O da yani aşırı bir değişiklik yok gene. Bir de görev tamamlama kısmında sanıyorsam task completed yazıyor. Sağ tarafta bir ok gibi bir şey çıkıyor. O kadar. Başka ekstra bir şey yok. Bok gibi geldi bu arada gene. Ulan oğlum, verin şöyle güzel bir şeyler ya. Valla. Yani bir kule ekipmanı daha atmış olsa şu an bizi mutlu eder. Hani 100. savaşa kadar Boss Kraken Reptile. Bu arada umarım şey yapar. Ekipman düşer bundan. Yani karakter falan düşmesini istemiyorum abi. Diamond harici karakter düşmesini istemiyorum. Altın karakterle benim bir işime yaramıyor çünkü. Bana şey lazım. Ekipman lazım. O kadar yani. Başka da bir şeye ihtiyacım yok. Kulecim. Eğer verirsen çok mutlu edersin beni. Teşekkür ediyorum şimdiden. Verdiğin için. Eminim verirsin bu arada. Bu arada bayağı bir kendimizi vurduk ha. Vallahi Kraken Reptile yansıttığı için hayvan gibi. Güzel hasar çıkardık. Bu ne lan böyle? Aa. Kenshi işaretli bu arada. Çıkamıyor muyuz Kenshi'den? O ne lan? O ne? O da Kenshi gör. What the? Kenshi işaret. Şu an bu işareti görünüyor. Ne oluyor lan? Yeni bir sistem mi gelmiş? Bu ne? İşareti kalıyor. Bak sol üstte görüyorsunuz değil mi? Sarı içinde şu an Kayn'o işaretli. Ben anlamadım yani. Mantığı ne bunun kanka? Yo, ekstra bir şey yazmıyor. Damage overtime yazıyor. Ha bak, şu modifiers kısmında ekstra bir şey katmışlar mı? Yani ha, power bir tane yeniliyormuş. Anladım. Şey çıktığımızda da sanıyorsam şey yapıyor. Aynen, inaktif karakterler güç kaybediyor. Oo. Garip bir durummuş. Vallahi garip bir durummuş. Bu ne alaka bilmiyorum ama garip yani, ilginç. Şu an Kenshi'ye geçti yani. Kenshi mi güç kaybediyor? Vallahi bilmiyorum, mantığını anlamadım ama ileride öğrenmiş oluruz zaten. Yeni şeye geçtik. Hadi kanka, bir ekipman düştü. Vallahi oğlum bu ne ya? Ya bir git şuradan oyun yani. Ne yapayım ben bunu be kardeşim? Freddy Krueger'ın ekipmanını atıyor bana. Bana ne oğlum ya? Güzel değil ki. Bari şeyin Aaron Black'in kenar saydın da onu fullesek güzel olurdu yani. Kule için beni rahatlatırdı baya. Bu savaştan sonra da ekipman verme ihtimali var. 11. savaşta ya da 6. savaşta veriyor diye hatırlıyorum ben de. Umarım veriyordur. Şey de olabilir bu. Hard Tower da olabilir dediğim. İnşallah burasıdır yani. Burada da ekipman düşürmek zor ya. Gerçi burada daha kolay. Hard'da daha zor. Hard'da ilerlemek zor çünkü. Yani düşür kanka ya. Vallahi ekipman bir tanecik verdin. O da çok da şey değil yani. Çok da güzel değil. İnşallah verir. Ne diyelim. Böyle. Tek yedi lan. Direkt tek yedi anasını satayım. Sadece bir tane vurduk. Garipti. Yine devam. Hadi bir ekipman oğlum. Düştü düştü. Vallahi düştü. Hadi oğlum. Hadi. İnanıyoruz. Verdin mi? Verdin mi? Allah belanı versin seni. Püh. Yok, ekipman düşmüyor abi. Yapacak bir şey de yok yani. Yani akşama bu arada savaşları ben büyük ihtimalle bitiremeyeceğim. Yani gerçi şey gelir. Benim questler var. Questler büyük ihtimalle dönmüş olur. Questler döndüğünde de 150 ruh falan geliyor galiba bir questten. Bir günlük girdiğim için ben 3 tane. Ortalama 100-150 ruh bırakıyor. Yani oradan gene döndeririz. Bir günlük questlerle döndürebiliriz diye düşünüyorum. Gerçi ruhumuz gittikçe azalacak ama hele iki kule geldiğinde günlük 400 ruh gidiyor. Hem hard hem normal geldiği zaman bayağı bir ruh gidimi oluyor. Olmadı şey yaparım. Challenge'ları falan tamamlatırım ben buna. Challenge'ları tamamlattığım için de ruh gelir. Öyle hallederiz yani. Bir şekilde hallederiz onu. Sıkıntı yok. Devam kankacım. Ekipman düşüremedik abi. Yok. Böyle bir ekipman değil istediğimiz kanka yani. Gidip de bana basit ekipman verip kandırmaya çalışma kule. Hiç yemedim yani, olmadı. Yani kodumuzda kandırmak olsun, böyle verelim lan. Böyle saçma bir kod vermiş olayım ya.
Oy kardeşim oy, yani sabahın 9'unda video çekiyorum, sen bana ekipman at, ayıp yani kule, gerçekten ayıp. Sabah 9'da kim kalkar da şunu oynar anasını satayım. Bak otomatik savaşta bile değilim, elimle oynuyorum be, püh. Elimle kardeş, elimle yani. Ayıp be. Valla. Erol Black abimiz var. Erol Black'i bir tokatlayalım bakalım. Banslinger. Bu şeyde Mortal Kombat 10'da da var. Böyle bir al bakalım. Bugün Mortal Kombat 10'un da videosu büyük ihtimalle gelmiş olacak kanala. Bilginiz olsun. Emre Tardar kanalında Mortal Kombat 10 serisinin devamını atmış olacağım. Öyle umuyorum yani, bir aksilik olmazsa. 15 ruh. İyi. Tamam. Çok kötü değil. İstemiyorum ama ruh. Ekip, yani coins'ler iyidir. Coins vermesinden. Bok gibi coins verip duruyor çünkü. O da sıkıntı yani. Kaçıncı savaştayız lan bu arada? 14'e mi geçiyoruz? 14'e geçiyoruz ama hala yok. Yok aga. Vermedi yani, ekipman vermedi. Sonuncu kısımlarda şey oluyor. 180'e falan geldiğinizde zaten 10. yerim 3 tane diamond karakter falan veriyor böyle. Kafayı yedirtiyor size var ya. Çok zor takımlar getirtiyor oyun. Bakalım, umarım bunu bitirebiliriz de rahatlarız ya birazcık. Daha 60 gün boyunca zaten bir güncelleme gelmez tahminimce. Ufak ara güncelleme gelir, onda da kuleye eklerler, o kadar, başka da bir şey olmaz. Yani Joker'le birlikte gerçi bir güncelleme daha gelebilir. Yani Joker'e ekledikleri gün bir kere daha güncelleyebilirler oyun, orasını bilmiyorum ama öbür türlü güncelleme geleceğini sanmıyorum pek. Yani Kenshi abicim, evet, well done diyor. Bir de ayıp be. Vallahi ayıp, bu ne ya, anasını satayım, ben ne yapayım bunu yani. Goro karakterlerine şey verdi. Gerçi bunlar çok pahalı şimdi, öyle bir şey var. Belli bir yerden sonra çok çok fazla para alıyor. Hele sonuncu evrim, yani 9'dan 10'a geçirirken bu ana statları birkaç 1 milyon istiyor abi, 9'dan 10'a geçirme. 1 milyon coins veriyorsunuz. Çok çok sıkıntı o yüzden. Çok pahalı. Yani o yüzden sıkıntı. Deli gibi coin istiyorlar. Yani. Hadi kankam. Hadi gir de 15. savaşımızı tamamlayalım. Bize bir kule ekipman at. Yolumuza bakalım ya. Valla akşamınki de çıkmazsa bu arada üzülürüm ya. Akşam 5'ten veya 6'dan sonra artık hangi saat ayarladılar orasını bilmiyorum ama bir kere daha gelecek. Ona girerim ben gene. Ve yarınkiler, yo gerçi quest geliyor, tamam, questle birlikte hallediyoruz ya. Şöyle bir al kankacım. Tamam. Şöyle bir vuralım sana da. Güzel güzel. İyi, tokat manyağı ettik bunları. Tamam. Ne oldu kardeşim? Şöyle bir devam edelim. Inbox kısmına da bu arada bir bakalım. Bir şeyler gelmişti. Oradan ben size şey yapayım, göstereyim. 3200 coins verdi. Leş. Leş ötesi. Bayağı bir kötü. Yani sadece 15 coins aldık 15 savaştan. Başka da hiçbir şey almadık. 15 coins diyorum. 15 ruh aldık. O kadar. Hani ama 100 ruh bayıldık yani. 160 ruhla başlamıştık. 75 zararda çıktık şu an bildiğiniz. Ama ilerleri de güzel olacak tabii ki. Şu inbox kısmına bir geleyim. 3.7 update'ine şey yaptık. Joker ne zaman yayınlanıyormuş? 24'ündeymiş. Haziran'ın 24'ünde, yani bugün yayınlanmış olacak. Full patch'e de bakabilirsiniz diyor. Release notlarından yayınlamışlar Mortal Kombat'ın sitesinden. Twisted Tower'ın geldiğinden bahsediyor ve yeni brutalite eklenmiş. Sindel ve Terminator'a yeni brutalite eklemişler. Objective kısmında bir güncelleme gelmiş. Joker is coming yazmış. Aa iyi, buradan da bir şeyler verdin. Ne verdin? Ruh verdin mi kanka? Verdin. Güzel. İyi bari. 3-5 bir şeyler daha almış olduk. Buradan da Facebook Mortal Kombat mobil şeyinden de Joker'in oynanışını görebilirsiniz demiş. Yani Robin'i öldürdü bilmem neyi falan diyor. Batgirl'ü sakatladı falan filan diye yazmış. DC Universe'ünden geldiğini falan söylüyor. Böyle yani. Evet, kulemiz şimdilik böyleydi. İlerlemiş olursam ben 100. savaşta falan, eğer Adana'ya gitmemiş olursam, size kulenin videosunu bir daha atmış olacağım zaten. Bu video şimdilik bu kadar. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Ben, kendinize çok çok iyi bakın.